Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Amerika'daki fast food fiyatlarıyla Türkiye'deki fast food fiyatlarını karşılaştıracağız. McDonald's'a gideceğiz, Burger King'e gideceğiz, Starbucks'a gidebiliriz, belki KFC'ye gidebiliriz, farklı farklı yerlere gidebiliriz arkadaşımla. Ama şimdi yapmam gereken başka bir iş var. Bizim evin önünde posta kutusu yok. Bakın şimdi sizlere göstereceğim. Şu yandaki evleri görüyor musunuz bilmiyorum ama her evin önünde aşağı yukarı bir posta kutusu var. Benim de evimin önünde iki tane şurada var. Fakat tam şurada. Ama benim posta kutum yok. O yüzden şuraya bir posta kutusu koymam gerekiyor. Şimdi posta kutusu almak için yola çıkıyorum. Şimdi mailbox aldık. Evde mailbox yok. Postalar gelmiyordu. Kapının önünü de bırakmıyorlardı. Birkaç şey bekliyordum. Şimdi gittim bunu aldım. Yaklaşık 35-40 dolar herhalde bu. Bunu şimdi gideceğim eve kuracağım. Daha sonra tekrar konuşuruz. Mailbox'ı aldık. Buraya bırakıyorum. Home Depot'tan dediğim gibi 35 dolar almış olduk. Hava çok sıcak. Bu sıcakta tişörtümle tabii çalışmayacağım. Burası yaklaşık 100 Fahrenheit gibi bir şey herhalde. O yüzden... Allah! Ameliyan olmak istemiyorum. Şurada bir yer var. Oraya gideceğim. Şunu takmaya çalışacağım. Hayatımda ilk defa yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum yapabileceğimi, birlikte görelim. Burada iki tane mailbox var şu an. Bunlar benim komşularım. Bir tanesi karşıdaki evin, bir tanesi yan taraftaki evin. Baktım benim mailbox yok. Bu arada bir tane roommate'im var. Kendisi Porto Rico'lu. Dedi Okan bizim mailbox'ımız yok. Nerede dedi. Ya dedim kapının önünde görmüyor musun dedim. Bir baktım bizim değilmiş mailbox. Bir de onun dışında burada ehliyetimi kaybettim. Ehliyet yenileme başvurusunda bulundum. Hani uzun zamandır yeni ehliyetim gelmedi. Sonra dedim niye gelmiyor falan. Aslında posta kutum yokmuş böyle. O yüzden posta kutumu aldım. Onun dışında da böyle özel bir yer yok. Yani posta kutusu olmayan evlerin böyle toplandığı böyle küçük bir depo tarzı bir yer de yok. Yani postaları oraya da koymuyorlar. Yani postalarınız gelmiyor kapının önüne bırakmadılarsa. O yüzden mecbur böyle bir şey aldık. Şimdi buraya kurmayacağım. Yan tarafa kuracağım. Oraya bakalım. Evet şimdi mailbox'ımızı kuracağımız alanı buraya seçtim. Buraya kafama göre yapacağım. İnşallah ceza yemem. Bunu göreceğiz. Bu arada 92 kilo oldu. Haftanın 5 günü spora gidiyorum. Onun dışında çok iyi beslenmeye çalışıyorum. Kilo aldırıcı kullanıyorum ve 87-88 kilodan 92 kilo oldum. Vücudumdaki değişikliği görüyorsunuzdur zaten. Bayağı da parçalandım bu arada. Bunun için vücut yorumlarını bekliyorum. Sizden biliyorsunuz daha önce fitness videoları çekiyordum. Ama uzun zamandır ara vermiştik. Neyse şimdi bunu kurarak işimize başlıyoruz. Ayak çıktı. Bunu yerin içerisine koyacağız. Yine bunun borusu çıktı. Borusunun üstüne koyacağız. Ve mailbox'ımız da burada. İşte bunun üzerine de adresimi yazacağım buraya işte. Artık numaram neyse siz gerçi gördünüz zaten. Söylemeye gerek yok. Onları yapıştıracağım. It's here. It's not small. See? You wanna say hi? Yeah, it's recording right now. But you should come over here, you know. How's it going everyone? Manny is my new roommate. I already told them, yeah. You're my first roommate in this house. And then we don't have mailbox, bro. It's crucial. We need mail. Yeah, do you know how to make it? Nope. No. I'm going to figure out then. I'll help you out. Yeah. Şimdi elimle taktığım vidaları da tornavidayla sıkacağız. Daha sonrasında işlemimiz bitmiş olacak. Evet, şimdi posta kutumuzu sonunda bitirebildik. Sağlam duruyor. Bakalım kasırga gelirse, yıkılırsa görürüz ne kadar sağlam olup olmadığını. Bu arada yanımda Melek var. Melek, Venezuelalı bir arkadaşımız ama Türkçeyi öğrenmiş. Yani merhaba dediğine göre Türkçe konuşabiliyorsun. Konuşabiliyorum, sıkıntı yok. Evet, onunla alakalı detayları sizlere de anlatacağım. Çok ilginç bir hikayesi var. Zaten bugün Melek'le birlikte sizlere yaptığımız videoda McDonald's'a gideceğiz, Burger King'e gideceğiz, Starbucks'a gideceğiz. Yani Türkiye'de ne varsa Amerika'da da aynı yerleri bulup gitmeye çalışıp sizlere fiyatları göstereceğiz. Niye böyle bir video çekiyorum? Çünkü biliyorsunuz geçenlerde bir Uber videosu çektim. 3 tane hamburger aldım. Sandviç olarak 3 dolar verdim. Dedim herhalde 15-16 lira tutuyordur Türkiye'de dedim. Sonra bir baktım 35 lira tutuyormuş 3 tane hamburger. Şimdi bunun karşılaştırmasını yapacağız zaten. Bu arada arabam bayağı bir kirlendi. Şimdi arabayı da yıkamaya götüreceğim. Yıkamaya götürdükten sonra onun içinde ne kadar para verdiğimi sizlere göstereceğim. Çünkü Uber yaptığım için sürekli kullandığım bir paket var. O paketi kullanıyorum. Aşağı yukarı sınırsız olarak arabamı yıkıyorum ve 33-35 dolar kadar para veriyorum. Hatta full artı full yani şeyleri de yıkıyor. Tekerleklerin hani ön kısımları var ya, rim diyorlar burada. Onları da yıkıyorlar. Neyse şimdi oraya doğru gidelim. Arabayı yıkamak için Carwash'a geldik. Carwash'ın kısmı burada. Carwash'ı gösterelim abi hafiften. Buraya aylık 35 dolar veriyorum. Bütün komple paketi yapıyorlar. Yani sadece yıkayıp kurutmuyor. Baya baya bütün paketi yapıyorlar. Çok uygun bir fiyat bu arada. Normalde bunun 50 dolar falan olması gerekiyor.
Ama benim bulunduğum yerden dolayı herhalde biraz daha ucuz. Önünde benim sticker'ım var zaten. Şimdi göreceksiniz. Direkt otomatik açacak. Tamam, şimdi otomatik açtı. İçeriye doğru gidiyoruz. Biraz sıra var, bekleyeceğiz. Şimdi biraz daha ilerliyorum. Boşa alıyorum vitesi. Ve yavaş yavaş ileriye doğru gireceğiz. Önde değişik değişik renkler var. Ben bu renkleri seviyorum. Hani Instagram'da story çekerken güzel gözüküyor, öyle söyleyeyim sizlere. Hatta bak şimdi içine giriyoruz abi, içerisini de çek. Çok eğlenceli değil mi ya, bilmiyorum, böyle çocuksu geliyor bana biraz ama çok hoş. Temizliyor en azından. Bu arada Türkiye'de araba yıkama fiyatları nasıl? Bunları biliyorsanız bana yazın. Çünkü hiçbir bilgim yok. Türkiye'de arabamın hiç olmadığı için. Araba hakkında çok şey bilmiyorum. Ben araba kullanmayı bile çok bilmeyen bir adamdım. Burada öğrenmeye başladım. Herhalde yani bir tahminimce benim paketim Türkiye'de bir 60-70 lira falandır herhalde. Full paket. Sınırsız. Böyle makineye sokuyorsunuz, yıkıyor. Makine biraz çiziyor diyenler var ama ben bu arabayı zaten bir sene sonra, iki sene sonra değiştireceğim. Yani 6-7 yıl kullanmayacağım için çok bir şey değişmiyor. Çok fazla ses var. Neyse, McDonald's'a gittiğimizde çekeriz. Evet, şimdi arabamızı yıkadık. Arabamız mis gibi tertemiz oldu. Ve Amerika'nın en büyük McDonald's'ının yanındayım. Orlando'yu biliyorsunuz zaten. Orlando Amerika'nın en çok turist alan şehirlerinden bir tanesi. Universal Studios yaklaşık buraya 5 dakikalık uzaklıkta. Disney'de bir 20 dakikalık uzaklıkta. Ve turistlerin çok yoğun olduğu bir bölge olduğu için şimdi yanımda görmüş olduğunuz McDonald's'a gideceğiz. Ve orada hamburger yiyeceğiz. Bu McDonald's 3 katlı diye biliyorum ben. Büyük bir McDonald's. Bakalım fiyatlarını sizlere göstererek videomuza başlayalım. Daha sonrasında Burger King'e gideceğiz. Dediğimiz gibi Starbucks'a gideceğiz. Sonrasında Domino's'a gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Yani akşama kadar sağlıksız yiyecekler yiyeceğiz sizler için. Neyse, şimdi oraya doğru geçelim. Şimdi McDonald's'tayız. Burada pizza bile var. Onun dışında makarna bile satıyor buradaki McDonald's. Ama buradaki fiyatlar turistlerin çok yoğun olduğu yerde olduğu için birazcık daha pahalı. Atıyorum bu hamburger normalde 1 dolar. Videoda göstermiştim ya sizlere. Normalde bu 1 dolar. Ama burada 1.79 olarak gidiyor. Yani fiyatların birazcık daha düşük olduğunu varsayabilirsiniz. Ben size Amerika'daki en büyük McDonald's'ı göstermek istediğim için buraya geldim. Her neyse, Big Mac 5 dolar. Böyle bir hamburger varmış 5 dolar. 2 tane cheeseburgerlı var. Bu 6 dolar. Böyle kısaca sizlere göstereyim. Siz zaten anlarsınız neyin ne olduğunu. Ben genelde şuradaki hamburgerden alıyorum. 1 dolara. Cheeseburger de 1 dolar. Bacon var, domuz eti, bilmiyorum sevenler varsa 2 dolar. Double hamburger var 2 dolar. Double cheeseburger var 2 dolar. 1.89. Triple cheeseburger var. Mesela bu ilginç. Bu da 4 dolar. Şurada. McDouble 1.49. Bunlar sadece sandviç. McChicken var 1.49. Normalde bu da 1 dolar bu arada. Balık var. Bu 5 dolar, 6 dolar. Ve nuggetslar. Onlu nuggets aşağı yukarı 5.5. Altılı nuggets da 4 dolar falan. Bunlar dediğim gibi birazcık daha yüksek. Burada normalde daha düşük. Şimdi sizlere menüleri göstereceğim. Big Mac Meal var. Bu 9 dolar. Bacon var. Fiyatları siz zaten buradan görebilirsiniz. Hepsini söylememe gerek yok. Menüler de aşağı yukarı 9 dolar ortalamasında değişiyor. Bunlar da büyük menüler. Sonra sizlere dondurmayı gösterebilirim. Dondurma fiyatları da sandviçler 2 dolar. Onun dışında milkshake'ler 3 dolar. Çikolatalı milkshake'ler aynı şekilde 3 dolar. İçecekler de böyle değişiyor. Herhalde zaten bunlar da en popüler olanları. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Şimdi biz order'ımızı vereceğiz. Ondan sonra sizlere yerken de göstereceğiz. Şimdi biz Big Mac order edeceğiz. Toplam 9 dolar. Şu aşağıdan görebilirsiniz. Menü şeklinde. Buradaki McDonald's'ta burada pizza da yapıyorlar. Ve buradan siparişinizi alıyorsunuz. Burada da kek yapıyorlar. Yani McDonald's'a kek yapıldığını ilk defa geliyorum. Burası büyük olduğu için herhalde. Fiyatlar da burada. Kahve fiyatları, milkshake fiyatları, americano fiyatları falan filan. Yani McDonald's'ta kek yapıldığını ilk defa gördüm, dedim sizlere de göstereyim. Şimdi burada da oyun alanları var. Çocuklara özel. Yani McDonald's'ın içinde böyle alan olduğunu düşünün. Ben ilk defa gördüm. Yine söylüyorum, ilkleri yaşıyorum yani. Buraya gelmemiştim Orlando'da. Biz de menümüzü aldık.
yemeğe doğru gidiyoruz. Tamam, şimdi Big Mac'i geldi. Her şey hazır zaten. Burada bir bakıyorduk. Normalde bu yemek belki 7 dolar arasında, 8 dolar arasında tutar ama burada Amerika'nın en büyük McDonald's olduğu için burada 10 dolar tuttu. Ama bir gösteririz size. Şurada zaten faturası. Burger King'e geldik. McDonald's'ta fiyatları sizlere göstermiştik. Birazcık pahalı olduğunu söylemiştik. Onu ekstra eklemek istiyorum. O kadar pahalı değil normalde. Yani yediğimiz 9 dolarlık Big Mac'i normalde 7 dolara, 7,5 dolara yiyebiliyorsunuz. Her neyse, şimdi Burger King'e gideceğiz. 2 tane Whopper yaklaşık 6 dolardı. Hala geçerli mi bilmiyorum. Onu göreceğiz. Yani 2 tane Whopper sandviç 6 dolar. Normalde Türkiye'de hiçbir fikrim yok ne kadar olduğuna dair. Ama sizlere menüleri de göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım, içeri girelim. Şimdi Burger King'deyiz. Menüleri sizlere bu şekilde göstereyim çok fazla dikkat çekmeden. Whopper menü olarak 8.29, tek olarak alırsanız 6 dolar. Ama kampanyalar var. Kampanyaları da bu şekilde görebiliyorsunuz. Bakalım, ben 2 tane Whopper menü hala geçerli mi diye soracağım. Eğer geçerli ise sandviç şeklinde 2 tane Whopper 6 dolar alacağım. Fiyatları tek tek söylemeyeyim, şimdi kasiyer de bana bakıyor. Siz böyle inceleyin. Ben order'ımı vereceğim. Şöyle de biraz da yakından göstereyim sizlere. Fiyatları görmüş olursunuz. Mistakas menüsü gözüktü. Sadece menü olarak aldığınız zaman 9.19. Sadece sandviç aldığınızda da 7 dolar. Bir iki tane Whopper'ım geldi. Bu iki tane Whopper'ı ben 5 dolara aldım. Normalde 6 dolardı, indirim olmuş. Hani zaten yani 2,5 dolar bir tane Whopper düşünürseniz çok 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 ucuz. Yani bir de çok doyurucu bunlar. Steakhouse bu arada dediğim gibi 10 dolar, aklımız Steakhouse'da kaldı. Steakhouse alsaydım keşke ama bir dahaki sefer Steakhouse alacağım. Steakhouse'da 10 dolar yani. Türkiye'de bunların fiyatlarını yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi Burger King'teki fiyatları da gösterdik. McDonald's'taki fiyatları da gösterdik. Buradan çıkacağız. Göl manzaralı bir Starbucks'a gideceğiz. Orada da Starbucks fiyatlarını sizlere göstereceğiz. Ve Melek'in nasıl Türkçe öğrendiğini sizlere anlatacağız. Hadi bakalım, şimdi ben yemeğimi yiyorum. Evet, Burger King'den çıktık, şimdi Starbucks'a geldik. Üzerime bir yorgunluk çöktü. O yüzden şimdi kahvemizi içip biraz ayılmaya çalışacağız. Starbucks arkamızda. Sizlere Starbucks'taki kahve fiyatlarını göstereceğim. En popüler hangi kahveler varsa onları da yine telefonla video çekmeye çalışacağım. Bakalım Türkiye'deki Starbucks fiyatları ile Amerika'daki Starbucks fiyatları nasılmış? Starbucks'taki fiyatlar böyle. Ice Caramel Macchiato var. Ice White Chocolate Mocha var. Bunlar işte 5 dolar. 4 dolar arasında değişiyor. Tabii bunlar grande olarak, yani orta boy olarak bunların fiyatları. Fiyatları böyle yavaş yavaş göstereceğim. Sandviçler var. Sandviç fiyatlarını da görmüş olursunuz. Evet, şimdi Starbucks'tan çıktık. Faturamızı aldık. 2 tane içecek aldık. Bu 2 tane içeceği 10 dolara aldık. Yani 11 dolar vergiyle birlikte 11 dolar ediyor. Ben bir tane, neymiş ismi? Pink Drink olarak geçiyor. Bu da Mocha olarak geçiyor. Evet. Ben de şaşırdım valla. Okan abimiz pembiş bir içecek içtiği zaman da. Öyle bir hareket beklemiyordum valla seninle. Pembişi bile biliyor ya adam. Pembişi bile biliyor ya. Bir şey, almond sütü bir mocha aldım ben. Evet. Rahat böyle. Normal bir şey. Bu çok güzel bu arada. Bilmiyorum, Türkiye'de pink drink deyince verirler mi? Pembe içecek olarak çevirdiğin zaman biraz garip oluyor ama içeceği gerçekten güzel. Rengine bakmayın. Rengine takmış şu an Melik. Melik. So Melek, you say you call me Melek too, right? Fark etmez ya, fark istediğin gibi diyebilirsiniz. Melek'le konuştuğum zaman diyorum, İngilizce mi konuşsam diyorum, Türkçe mi konuşsam diyorum. İspanyolca da öğrenmeye çalışıyorum. İspanyolca bilmediğim için İspanyolca konuşamıyorum böyle. Biraz daha öğrenirse belki bile onunla pratik ederim ya, öğrensin diye. Evet. Bundan sonra da videolarda İspanyolca da çıkaracağız. Belki İspanyolca, hani kendimizi geliştirirsek, Çağrı tabii İspanyolca biliyor, onun kadar konuşamam belki ama yavaş yavaş öğreneceğiz. Neyse, fatura burada, faturayı bilmiyorum görebilecek misiniz ama zaten fotoğrafını ben sizlere koyarım. Oradan tekrardan görürsünüz. 10 dolar tuttu. Yani siz Türkiye'de sadece atıyorum küçük boy belki bir kahve aldığınız zaman belki 10 liradır. Biz burada 2 tane orta boy içecek aldığımız zaman 10 dolar para verdik. Şimdi sizlere Starbucks'ı da göstermiş olduk. Bu arada sen Türkçeyi nasıl öğrendin, onu bir konuşalım istersen. Ben Türkçe öğrenmeye başladım. Kız arkadaşım vardı, onunla öğrenmeye başladım. Sonra bir kitap aldım. Yeni bir kitap aldım böyle, bu anlamında. Fransızca da aslında Le Tour Sans Pain, onun anlamında Türkçe ama acımadan Türkçe öğrenmek gibi bir şey geçiyor. İlginç bir şey aslında. Okan abiyle okuyorduk bununla. Çok ilginç şeyler çıkardık biz buradan. Neydi mesela onları? Ne vardı? Mesela ne vardı? Bir bakayım. Ama bu kitap biraz eski bir kitap çünkü eski kitap. Hani milyon, 1 milyon falan diyor. 1 TL demiyor. Yani bir 10 sene öncesinin kitabı gibi düşünebilirsiniz. Bu 80'lerden bir kitap. Sen Fransızca biliyor musun ki bu kitabı aldın ama? Ben Fransızca anlayabiliyorum, her şeyi anlayabiliyorum.
Ama okay, konuşamıyor musun ona? Pek konuşamıyorum yani, azıcık konuşabiliyorum. Bu bak, çok komik değil mi? Sevgilim karnını çok aç, ne yemek var? Bu da peynir ekmek yeter. Ha, onu söyle. Ha. Tamam, bak şurada bulduk bak. Sevgilim karnım çok aç, ne yemek var? Kusura bakma hayatım, bugün hiçbir şey yok. Önemli değil, peynir ekmek yeter. Tamam bak, biz böyle başladık Türkçe öğrenmeye. Böyle başladım ben Türkçe öğrenmeye. Bir düşünün, belki peynir ekmek yeter. Ya yani böyle garip şeyler var. Bazen söylüyor, gülesim geliyor. Anlamsız şeyler ama yani bu kitaptan öğrendiği için böyle... Ne kadar iyisin diyor. Evet. Sen şimdi kaç tane dil biliyorsun? Ben düzgün bir şekilde 5 dil konuşabiliyorum. Ana dilim İspanyolca ama İspanyolcanın yanında Portekizce, Arapça, Türkçe de konuşabiliyorum. İngilizce de tabii Amerika'da yaşıyoruz. Fransızca da her şeyi anlayıp okuyabiliyorum. Şimdi Arapça, İngilizce, İspanyolca, Türkçe 4. Evet, Portekizce. Portekizce 5. Fransızca her şeyi anlayabiliyorum ben de. Aha. Ama konuşamıyorum. Pek konuşamıyorum yani. Fransızca, evet, ama diğerleri konuşabiliyorum. Yani no tengo ningún problema para hablar en español. O en árabe, o en inglés, o el idioma que ustedes quieran. Kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Burada doktor olacaksın herhalde. Doktor olacağım ben, aynen. Evet. Arkadaş bayağı bir zeki bir arkadaş. Yani 24 yaşına kadar 6 tane neredeyse dil biliyor. İşte ben de öğrenmeye çalışıyorum. Ben de aramızda bir yaş fark var zaten. Ben de 25 yaşındayım. Neyse. Şimdi Domino's'a gitmeyi düşünüyoruz ama şu an daha yeni yemek yedik. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Ya da Domino's yine başka bir yere de sizlere gösterebiliriz. Şu an Türkiye'de 3 senedir olmadığım için hangisinin popüler olup olmadığını bilmiyorum. En popülerler McDonald's'tı, Burger King'ti, Starbucks'tı, bunları gösterdik. Ekstra bir şey daha yapacağız. Bakalım o ne zaman olacak bilmiyoruz. Şu an fotoğraf çekeceğiz Instagram için. Tekrardan konuşuruz. Evet, şimdi Domino's'a doğru geldik. Domino's'taki sizlere pizza fiyatlarını göstereceğiz. Türkiye'de Domino's pizza 3 sene önce ben hatırlıyorum aşağı yukarı 20-25 lira falandı diye hatırlıyorum ben. Orta büyüklükteki bir pizza. Bakalım burada nasılmış. Hiç burada Domino's'tan pizza yemedim. Hani buradaki piyasayı ben de bilmiyorum. İçeri girelim, telefonla sizlere fiyatları gösterelim. Fiyatlar yazmıyordu içeride. Bir de Labor Day var. İşçiler günü var. İşçi günüydü değil mi Labor Day? İşçi günü olarak geçiyorlardı. İşçi günü olduğu için de çok fazla yoğunlardı. Sonra menü istedi, menüyü verdi. Menüde de fiyat yazmıyor. Tabelalarda da yazmıyor. O yüzden göremedim. Kadın online bakabilirsin dedi. Şimdi dominos.com'a gireceğim. Oradaki fiyatları sizlere söyleyeceğim maalesef. Orada göstermek ben de isterdim ama maalesef gösteremedim. Bakalım Domino's'taki fiyatlar nasılmış? Şimdi online bakacağız. Hemen bu mağazayı seçtim. Bu mağazanın fiyatlarını buradan görebiliyorum. Pickup yaptım ki delivery ücreti ekstra charge edilmesin. Siz nasıl Türkiye'de Domino's'a gittiğiniz zaman direkt parayı ödeyip alıyorsanız aynı şekilde buradan da görebileceğiz şu an. Bir tane medium ekledim, bir tane large ekledim, bir tane de XR ekledim. Bunlar büyük. Yani bir tanesi 12 inç, bir tanesi 14 inç, diğeri de 16 inç. 12 inçlik medium, feta, ıspanaklı, bir de peynirli, normal bir tane pizza aldığınız zaman 13.99, 14 dolar. Aşağı yukarı bütün pizzaların fiyatları aynıydı. Yani ne seçerseniz seçin aşağı yukarı aynıydı. Ekstra olarak eklerseniz fiyatlar değişiyordu. O yüzden hani çıkınmış ya da hani ıspanaklıymış falan bunlara çok takmayın. Ekstra bir şey, hiçbir şey eklemedim. Hepsinin fiyatı aynıydı. Large olan yani 14 inç olan barbekü chicken 17 dolar. X-large olan, bu da buffalo chicken, bu da 19 dolar. Yani en büyük pizzayı 19 dolara buradan alabiliyorsunuz. Ben 3 sene önce orta boy pizza 25 liraya falan aldığımızı hatırlıyorum. 25 ya da 30 lira falan da olabilir. O aralıklardaydı. Burada X-large 16 inç olandan dediğim gibi 19 dolara alabiliyorsunuz. Fiyatlar tabii ya, Türkiye'de karşılaştırdığın zaman şaka gibi. Ama Amerika'daki durum bu. Zaten McDonald's'ı gördünüz, Burger King'i gördünüz. Domino's'u da sizlere gösterdim. Subway'e gidecektik ama şimdi Subway açık mı kapalı mı bilmiyorum. Extra Subway'e gitmek istiyor musun? Yok. Yok, gerek yok. Gerek yok bence. Subway'de fiyatlar nasıl? Aşağı yukarı zaten bir 5 dolardı, bir de 8 dolar falandı galiba. 5 dolar 10 dolar arasında. 5 dolar 10 dolar arasında dolar... değişiyor aynen. Geçen ay bir tane fırsat vardı biliyor musun? 5 dolara footlong, en uzunundan yiyebiliyorduk. Ben ondan çünkü 4-5 defa aldım. Yani geçen hafta bir indirim vardı arkadaşlar. 5 dolara en uzunundan istediğinizi alabiliyordunuz. Şu an o indirimden kalktı, 7.5 oldu. Yani footlong aldığınız zaman, en uzun olarak aldığınızda 7.5 dolara Subway'den yiyebiliyorsunuz. Eğer ortadan ikiye keserseniz aşağı yukarı 3.5-4 dolar gibi bir para ödemiş oluyorsunuz. Hani şimdi oraya da gitmeye gerçi gerek yok. Ben zamanında bayağı bir Subway'den yiyordum. Uber driver olduğum için bazen acıkınca durup bir şeyler alıyorsunuz. Fiyatlar böyle Amerika'da. Onun dışında benden başka yerlere gidip bir video yapmamı isterseniz aşağıda bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz.
İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Şimdi Melek'le sizlere görüşürüz diyeceğiz. Görüşürüz. Ama şimdi İspanyolca söyle, Fransızca söyle, o kadar dil biliyorsun, onları söylemen lazım. Tamam, söylerim ben o zaman. ¿Quieres que diga en español? ¿Quieres que te cante una canción? Si quieres les puedo cantar una canción. Ahorita. Bir şarkı söyleyebiliyorum dedim. Tam şarkı da söyle. Hangi şarkı ama? İspanyolca mı? İspanyolca koyabiliyoruz, evet. Tam söyle İspanyolca, dinliyoruz seni. Podemos cantar en español. Cada momento voy tropezando en el salón. Y es que no queda nada entre tú y yo.